Evet arkadaşlar. Konumuz varlık felsefesi diğer adıyla ontoloji. Felsefe ilk kurulduğu anlardan itibaren felsefenin sorduğu en temel sorular varlık felsefesinin içinde. Felsefede, varlık felsefesinde varlıktan kastımız var olduğu kabul edilen her şeydir. Çok geniş bir kavramdır bu ve bu anlamda biz iki tür varlıktan söz ederiz. Gerçek varlıklar ve ideal ya da düşünsel varlıklar. Gerçek varlıklar insan zihninin dışında tamamen insan zihninden bağımsız olarak var olan bir takım nesnelerdir. İdeal varlıklarsa insan bilincinin içinde tamamen bu bilince bağımlı olarak var olanlardır. Şimdi varlık felsefesinin sorularına geçtiğimizde bu kavramları çok daha net algılayacağız. Peki varlık felsefesi hangi soruları sorar? İlk önce tabii ki varlık nedir diye sorar. Varlığın özü nedir diye sorar ki bunun adı arkedir. Arke Yunanca bir kelimedir ve ilk madde demektir bütün varlıkların içinden türediği başlangıç maddesi nedir diye sorulur. Bu sorularda karşınıza gelecektir. Varlık var mıdır yok mudur bunu araştırır. Varlık zorunlu mudur? Oluş ve yok oluş diye kavramlar var mıdır? Varlıktaki hareket ve değişme nasıl gerçekleşir? Ve bu hareketin değişmenin amacı nedir, var mıdır sorularının hepsi ontolojinin sorduğu sorulardır. Şimdi burada önemli bir nokta var. Varlık felsefesiyle metafiziği karşılaştıracağız. Metafizik demiştik ki fizik ötesi demek. Şimdi varlık felsefesi de metafizikte de, her ikisi de varlığı konu alırlar. Ama metafizik esas varlık, hareket ettirici ilk neden, tanrı, ruh, kader, ölümsüzlük gibi doğa ötesi sorunlarla uğraşır. Yine mantıksal açıklamalar yapar fakat konuları tamamen fizik ötesi konulardır. Tarih içinde metafizik doğa bilimlerindeki gelişmeyle beraber hafife alınmıştır zaman zaman fakat sonra özellikle idealist filozoflar tarafından yeniden canlandırılmıştır. Yani aslında metafizik de kesinlikle felsefenin içinde bir alandır. Mutlaka bunu kabul etmeyen filozoflar vardır fakat metafizik kesinlikle varlık felsefesinin içinde yer alır. Şimdi bir de varlık felsefesiyle bilimi karşılaştıralım. Yine ikisinin ortak noktası her ikisinin de varlığı konu edinmesi. Ama konuya yaklaşımları tamamen farklı. Şöyle ki bilim incelediği şeyin varlığını bir kere sorgulamaz, baştan kabul eder. Varlık felsefesi olaya varlık var mıdır diye başlar. Bilim sadece somut ve fiziksel varlıkları inceler. Varlık felsefesi zihinsel ve ruhsal varlıklarla da ilgilenir. Bilim varlığın bilgisine deney ve gözlem gibi pozitif metotlarla ulaşır. Varlık felsefesi sadece akıl yürütmeyi yani düşünmeyi kullanır. Bilim varlığı parçalayarak inceler kimyanın fiziğin biyolojinin psikolojinin sosyolojinin her birinin konusu varlığın bir kısım parçasıdır varlık felsefesi varlığı bütün olarak inceler ve bununla ilgili genel bilgiler verir Müzik